Biz dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde 48 firmasıyla iftihar verici bir yerde bulunuyor. Aynı şekilde dünyanın en büyük 225 uluslararası teknik müşavirler listesinde de 7 firmayla temsil ediliyoruz. Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde bu sayıların nasıl giderek arttığını, firmalarımızın dünyanın dört bir yanındaki çalışmalarına bizzat şahit olarak da takip ettim. Küresel ekonomik krizin en çok etkilediği alanların başında müteahhitlik sektörü gelmesine rağmen firmalarımızın ülkemizi başarıyla temsil etmeyi sürdürmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Tabii firma sayımızın nispi yüksekliğine rağmen uluslararası müteahhitlik gelirlerinden aldığımız payın henüz arzu ettiğimiz seviyede olmadığının da altını çizmek istiyorum. Ülkemizin potansiyeli, firmalarımızın gücü, insanımızın kabiliyetleri toplamda yılda 420 milyar doları geçen bu büyük pastadan çok daha fazla pay alabilmemize uygundur. Küresel krizin malzeme fiyatlarını artırması ve işçilik maliyetlerini yükseltmesi elbette zorluklara yol açmaktadır. Ancak salgın döneminde gelişmiş ülkelerin altyapılarının nasıl yetersiz ve eski olduğunun ortaya çıkmasını, önümüzdeki dönemde yapılacak devasa yatırımların habercisi olarak görüyorum. Uluslararası altyapı yatırımlarında ulaştırma, konut ve enerji başlıklarının ilk sıralarda yer alması, ülkemizin bu alanlardaki tecrübesi dikkate alındığında bizim için önemli bir avantajdır. Türkiye son 20 yılda karayolu, havayolu ve demiryolu altyapısını büyük ölçüde yenilemiş. TOKİ projeleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehirlerinin çehresini değiştirmiştir. Şehir hastaneleri gibi modellerle sağlık sistemini ana sınıfından üniversiteye her seviyedeki atılımlarıyla eğitim öğretim sistemini güçlendirmiştir. Barajlar ve diğer yatırımlarla kalkınmasına destek olacak enerji ihtiyacını karşılamıştır. Velhasıl her alanda çok büyük yatırımlar gerçekleştirmiş bir ülkeyiz. Sahip olduğumuz bu tecrübe, uluslararası müteahhitlik projelerine daha kararlı bir şekilde talip olmamızı sağlamaktadır. Yine bu yatırımların yarısından fazlasının ülkemizin merkezinde bulunduğu Avrupa, Asya, Orta Doğu coğrafyasında gerçekleştiriliyor olması da bize avantaj sağlayan bir başka tablodur. Uluslararası müteahhitlik hizmetlerinin büyüklüğünün 2030'larda 750 milyar dolar seviyesine çıkacağı öngörülmektedir. Ülkemizin bu büyük pastadan aldığı payı ilk etapta %10'a yani 75 milyar dolara çıkarmayı beraberce hedeflemeliyiz. Bu hedefi 2053 vizyonumuzda da en az %15 olarak belirlememiz gerektiğine inanıyorum. Son yarım asırda dünyanın 131 farklı ülkesinde 460 milyar dolarlık proje yürüten müteahhitlerimiz için ülkemizin geldiği seviye dikkate alındığında bu hedefin gayet gerçekçi olduğundan şüphe duymuyorum. Bu projelerin %90'ının son 20 yılda gerçekleştiğine de özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Dövizden istihdama, teknoloji transferinden makine parkının geliştirilmesine kadar pek çok alanda sayısız faydası olan uluslararası müteahhitlik hizmetlerini tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz. Yurt dışı seyahatlerimizde muhataplarımızla veya ülkemize gelen misafirlerimizle yaptığımız görüşmelerimizin gündemine
sizlerin orada bir meselesi varsa mutlaka alıyor, çözümü yolunda gereken iradeyi ortaya koyuyoruz. Sizlerden de artık daha büyük ölçekli, daha büyük katma değerli projelerde gerekiyorsa girişim ortaklıkları kurarak yer almanızı bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, az önce de ifade edildi. Özellikle de işçilerin yurt dışındaki sorunlarıyla alakalı olarak bazı avukatlık firmalarının alavere dalavere yapmak suretiyle onların güya haklarını alıp iade edecekmiş gibi oradan kendilerine imkan tevlid etme gayretleri noktasında başta şu anda Cumhurbaşkanı Yardımcım Fuat Bey olmak üzere diğer bakan arkadaşlarıma da söylüyorum. Hiç gecikmeden meclisin yeni döneminde yasal düzenleme ise yasal düzenleme. Bunu yapmak suretiyle bu adımı atacağız. Diğer bir konu da vergi noktası. Hazine Maliye Bakanımız burada. Bu konuyla ilgili olarak da Hazine Maliye Bakanımız hiç gecikmeden, onun için de meclisin açılmasını bekleme diye bir durum söz konusu değil, bunu bakanlık nezdinde süratle adımı atıp bunun çıkışını da bakanlığımızın sağlaması gerekir. Değerli arkadaşlar, biz bu çalışmaları yürütürken kimsenin kimliğiyle, meşrebiyle, görüşüyle ilgilenmiyoruz. Bizim baktığımız tek husus ülkemize yaptığınız katkılardır. Türkiye'yi hep birlikte büyütecek, güçlendirecek, hedeflerine ulaştıracak 2053 vizyonuna hazırlayacağız. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için ülkemizin kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıkmamız, hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçirmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Küresel siyasi ve ekonomik yönetim sisteminin yeni baştan dizayn edildiği bir dönemde ülkemizin önündeki fırsatları kaçırmaması için her türlü gayreti göstermek, her türlü fedakarlığı yapmak boynumuzun borcudur. Ülkemize geçtiğimiz 20 yılda eğitimden sağlığa, güvenlikten ulaştırmaya, enerjiden sanayiye, tarımdan spora, her alanda kazandırdığımız altyapı işte bugün önümüze çıkan tarihi fırsatı değerlendirebilmemiz içindir. Önümüzde öyle büyük bir hedef var ki hiçbir bireysel, siyasi, ideolojik, sosyal, ekonomik çıkar kaygısı bunun önüne geçemez. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktan, Türk milletini muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaktan daha büyük bir ideal, daha büyük bir ülkü, daha büyük bir onur olabilir mi? Bizim mücadelemizin tek gayesi işte budur. Sizlerden bir ittifaka, bir partiye, bir isme değil, işte bu büyük vizyona, bu büyük hedeflere destek vermenizi istiyorum. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra başlatılan büyük atılımın önünün ilerleyen yıllarda nasıl kesildiğini siyasette, ekonomide, sanayide, diplomaside nasıl adım adım kıskaca alındığımızı bugün daha iyi görüyoruz. Kimi zaman sosyal fay hatları harekete geçirilerek, kimi zaman kısır siyasi çekişmeler körüklenerek, kimi zaman darbelerle milli irade çiğnenerek oynanan oyunların amacı hep aynıydı. Bu amaç Türkiye'nin tarihi birikimini, coğrafi gücünü, milli imkanlarını harekete geçirmesini engellemekti. Maalesef bu sinsi tuzakların çoğuna düştüğümüz de bir gerçektir. Demokrasi ve kalkınma yolunda
asırlık bir sıçrama gerçekleştiren ülkemizin bir kez daha aynı oyunlarla yolundan çıkartılmasına, kazanımlarından edilmesine, hedeflerinden uzaklaştırılmasına izin veremeyiz. Mesele siyasi rekabet değil, ülkenin ve milletin bekası meselesidir. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının her birinin de bugüne ve geleceğe aynı yaklaşımla bakacağına, hareket tarzını ona göre belirleyeceğine yürekten inanıyorum. Hiç şüphesiz küresel ekonomideki dengesizliklerin ülkemize olan etkilerinin hepimiz farkındayız. Her ne kadar birileri felaket tellallığı yaparak milletimizin moralini bozmaya çalışsa da Türkiye küresel ekonomik krizi fırsata çevirme konusunda en başarılı ülkedir. Enflasyon diye, faiz diye, kur diye sorunlarımız yok mu? Elbette var. Ama elimizdeki imkanlar ve önümüzdeki fırsatlar öylesine büyük ki sadece bunlara takılıp kalırsak ülkemize yazık ederiz. Türkiye ile ve ekonomimizle ilgili sözde değerlendirmeler yapanların tespitlerinden ziyade temennilerini dile getirmeleri gerideki asıl niyeti göstermektedir. Şimdi birileri diyor ki Türkiye'de üretim bitti. İşçisinden çiftçisine herkes perişan. Peki gerçek öyle mi? Tarımda hem çok iyi rekolte elde ettiğimiz hem de verdiğimiz alım fiyatlarıyla üreticilerin yüzünü güldürdüğümüz bir dönem yaşıyoruz. Turizmde salgın döneminin kayıplarını telafi etmenin ötesinde kazançlar sağlayacak derecede başarılı bir sezon geçiriyoruz. Enerjide Avrupa'nın adeta mide krampları geçirdiği bir kışa biz gayet rahat şekilde hazırlanıyoruz. Sanayide ülkemizin her yerinde fabrikalar harıl harıl çalışıyor. Kamyonlar, trenler, gemiler, uçaklar mal taşımaya yetişemiyor. Dış ticarette, ihracatta her ay rekor üstüne rekor kırıyoruz. İstihdamda 31 milyona yaklaşan çalışan sayısıyla tüm tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdayız. Hangi alanda ülkemizi Avrupa ile, dünya ile karşılaştırırsanız karşılaştırın, terazinin bizim bulunduğumuz kefesi ağır basıyor. Diyorlar ki onlarda enflasyon %9, bizde %80'e dayandı. İyi de onlardaki %9 enflasyonun ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla bizdeki enflasyonun etkileri aynı değil ki. Bunu bir defa masaya yatıracaksın. Biz işçisinden memuruna, her kesimden vatandaşımızın gelir kaybını enflasyonun üzerindeki ücret artışlarıyla telafi ederek enflasyonun sosyal etkilerini sınırlandırdık. Avrupa'da gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerindeki fiili fiyat artışı ile ücretlere yapılan artış arasında öylesine derin uçurumlar var ki insanlar sokaklara dökülmeye başladı. Gösterge faizleriyle enflasyon arasındaki 5-6 katlık farkları söylemiyorum. Piyasaları paraya boğarak krizi bastıranlar şimdi kara kara bu dengesiz politikanın bedelini nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Biz bu sıkıntıların hiçbiriyle karşı karşıya değiliz. Ne bütçe disiplininden taviz verdik, ne finansal araçları hoyratça kullandık, ne sosyal yıkımların yolunu açtık. Hamdolsun yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme üzerine kurulu ekonomi politikamızı hedeflerimize uygun şekilde uygulamayı sürdürüyoruz.
Son dönemde banka kredileri konusunda yaşanan sıkıntıların kaynağı ekonomi programımız değil. Finans kesip ile reel sektör arasındaki geçici bir yaklaşım farklılığıdır. Bu farklılığın en kısa sürede üretim ve istihdam odaklı büyümeyi destekleyecek şekilde kapsamlı bir uzlaşmaya dönüşeceğine inanıyorum. Görüldüğü gibi bakış açımızı genişlettiğimizde karşımıza birilerinin bize ısrarla dayattığı moral bozukluğu fotoğrafı yerine umutlarımızı güçlendiren bir tablo çıkıyor. Eksikleri tamamlayarak, hataları düzelterek, elimizdeki işleri hızla tamamlayarak, yeni projeler geliştirerek ülkemizi önce 2023'e ulaştıracak, ardından da 2053'e uzanan yola güvenle çıkacağız. Hep söylediğim gibi bunu da beraberce yapacağız. Değerli arkadaşlar, dikkat ederseniz dünya ekonomisinde de ülkemizde de ölçekler çok değişmiştir. Dün çok büyük, çok erişilmez gözüken rakamlar bugün normal, erişilebilir, ulaşılabilir seviyeler haline gelmiştir. Ülkemizde de 20 yıl önce hayal bile edilemeyen pek çok eser, hizmet, yatırım bugün günlük hayatımızın rutini haline dönüşmüştür. Yaşı 35-40'ın üzerinde olanlar dünyadaki ve ülkemizdeki bu değişimi kendi tecrübeleriyle mukayeseli olarak değerlendirebilme imkanına sahiptir. Ancak böyle bir tecrübeye, böyle bir mukayese imkanı olmayan gençlerimize dünyadaki ve ülkemizdeki büyük değişimi anlatmak kolay olmuyor. Çünkü karşımızda bilgisayarıyla, tabletiyle, cep telefonuyla, internetiyle, sosyal medya mecralarıyla, nice iletişim alternatifleriyle, e-devletiyle, e-ticaretiyle, sınırsız haber kaynaklarıyla, sınıf mevcudu az, kitabı ücretsiz, modern eğitim kurumlarıyla, dilediği hastaneden dilediği hizmeti alabildiği sağlık sistemiyle, dünya ile sıkı etkileşim içindeki hayat biçimiyle, daha nice imkanlarıyla büyüyen bir gençlik var. Bu gençlere vesayetin kıskacındaki, darbelerin gölgesindeki, yokluğun ve yoksulluğun pençesindeki bir Türkiye'de yaşamanın ne manaya geldiğini anlatmak gerçekten çok zor. Aynı durumu iş dünyasındaki kuşaklar arasında da görüyoruz. Eski tüfekler yatırımın, üretimin, iş yapmanın, para kazanmanın, ayakta kalmanın ne demek olduğunu çok iyi bilir. Genç iş insanlarımız hem ülkemizin sahip olduğu güçlü altyapı, hem girişimcilere verdiğimiz kapsamlı destekler, hem dünyanın önlerine getirdiği fırsatlar sayesinde çok farklı bir iklimde hayata atılıyor. Bu gerçeği onların hayatta hepimizden daha hızlı yol alacaklarının, ülkemize hepimizden daha çok katkıda bulunacaklarının, milletimize hepimizden daha çok hizmet edeceklerinin işareti olarak görüyorum. Pek çok köklü şirketimizde ikinci, üçüncü, dördüncü nesillerin sorumluluk üstlendiğini gördükçe de geleceğe olan güvenimiz artıyor. Ülkemizde dünya çapında iş yapan şirketlerimizin kurumsallaşması ne kadar güçlü olursa bu güven o kadar derinleşir, o kadar sağlamlaşır. Gençlerimizin gayretleriyle yakın bir gelecekte ülkemizin dünyanın en büyük uluslararası müteahhitleri listesinde çok daha fazla sayıda firmamızla temsil edildiğini göreceğine inanıyorum. Bu duygularla ödül vereceğimiz müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbim gayretinizi, kazancınızı, başarılarınızı artırsın diyorum.
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de hitapları için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Ve Zaltı Devletleri'ni bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Tensip buyurursanız öncesinde hediye takdimimiz, sonrasında da ödül törenimiz için efendim. Efendim şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza günün anısına hediyelerini arz etmek üzere bir kez daha Ticaret Bakanımızı ve Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanımızı alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bizler de hediyenin hemen mahiyetinden bahsetmek isteriz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de kıymetli konuklarımıza bu hediyemiz Türkiye Müteahhitler Birliği'nin ilk tüzüğü olup 1955 yılı basımının bir örneğidir. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanımız ve Ticaret Bakanımız tarafından takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi yüksek müsaadelerinizle ödül alacak müteahhitlik firma temsilcilerimizi ve isimlerini okuyarak sahneye kuvvetli alkışlarınızla davet etmek isteriz. İlk olarak Rönesans Holding Anonim Şirketi Holding Başkanı Sayın Erman Ilıcak, buyursunlar lütfen. Evet, çok teşekkür ediyoruz ve şimdi Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Özdemir, buyursunlar lütfen. Evet, misafirlerimizi de sahnede ağırlamaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Antyapı Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hasan Hüsnü Yılmaz. Evet, Sayın Yılmaz, buyursunlar lütfen. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Başar Arıoğlu, buyursunlar Sayın Arıoğlu. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi Tekfen İnşaat ve Tesisat Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Sayın Metin Zayapan, buyursunlar Sayın Zayapan. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Zayapan'ı da misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi Onur Taşımacılık İnşaat Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Onur Çetin Ceviz. Buyursunlar Sayın Çetin Ceviz. Evet, Sayın Çetin Ceviz'i de tebrik ediyoruz. Efendim şimdi Tavtepe Akfen Yatırım İnşaat ve İşletme Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sani Şener. Buyurunuz Sayın Şener. Evet, Sayın Şener'i de tebrik ediyoruz. Efendim şimdi Nurol İnşaat ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Çarmıklı. Buyursunlar Sayın Çarmıklı. Evet, Sayın Çarmıklı'yı da tebrik ediyoruz. Efendim şimdi ESTA İnşaat Sanayi Lojistik ve Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahattin Demirbilek. Buyursunlar Sayın Demirbilek. Evet, Sayın Demirbilek'i de tebrik ediyoruz. Şimdi Güler Mak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt CEO Sayın Alper Uzman. Sayın Uzman'ı sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, Sayın Uzman'ı da tebrik ediyoruz. Efendim şimdi Aslan Yapı ve Ticaret Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mahmut Arslan. Buyursunlar lütfen. Evet, Sayın Arslan'ı da tebrik ediyoruz. Efendim şimdi Sembol Uluslararası Yatırım, Tarım, Peyzaj, İnşaat, Turizm, Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ali Tamince'yi sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, Sayın Tamince'yi tebrik ediyoruz. Efendim devam ediyoruz. Şimdi Kuzu Toplu Konut İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Güven Kuzu. Buyursunlar Sayın Kuzu.
Evet, Sayın Kuzu'yu da tebrik ediyoruz. Efendim şimdi Yüksel İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bülent Güngör. Buyursunlar Sayın Güngör. Efendim Sayın Güngör'ü de tebrik ediyoruz. Şimdi de Eser Taahhüt ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Adiloğlu. Evet Sayın Adiloğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet çok teşekkür ediyoruz. Şimdi IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fırat Çeçen. Buyursunlar Sayın Çeçen. Evet Sayın Çeçen'i de tebrik ediyoruz. Efendim şimdi Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Çalık. Buyursunlar Sayın Çalık. Evet Sayın Çalık'ı tebrik ediyoruz. Efendim şimdi ilk inşaat taahhüt Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yasin Selami Erdoğan. Buyursunlar Sayın Erdoğan. Evet Sayın Erdoğan'ı da tebrik ediyoruz ve tekrar GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Çalık'ı bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet Sayın Çalık'ı tebrik ediyoruz. Efendim şimdi Alarko Taahhüt Grubu CEO Sayın Ümit Nuri Yıldız. Sayın Yıldız'ı sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet Sayın Yıldız'ı tebrik ediyoruz. Sayın şimdi Dekinsan Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kenan Kösen. Buyursunlar Sayın Kösen. Evet kendilerini tebrik ediyoruz. Şimdi Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Bağban. Buyursunlar Sayın Bağban. Evet Sayın Bağban'ı da tebrik ediyoruz. Şimdi Tepe İnşaat Sanayi Genel Müdürü Sayın Atilla Kemal Oğuz. Buyurunuz Sayın Oğuz. Evet Sayın Oğuz'u tebrik ediyoruz. Şimdi de Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Çebi. Buyursunlar Sayın Çebi. Sayın Çebi'yi de tebrik ediyoruz. Şimdi Üstay Yapı Taahhüt ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Üstay. Buyurunuz Sayın Üstay. Evet Sayın Üstay'ı da tebrik ediyoruz. Şimdi Yeni Gün İnşaat Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mithat Yeni Gün. Buyurunuz Sayın Yeni Gün. Evet Sayın Yeni Gün'ü de tebrik ediyoruz. Şimdi Summa Turizm Yatırımcılığı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selim Bora. Buyurunuz Sayın Bora. Efendim Summa Turizm Yatırımcılığı Sayın Selim Bora şu anda ödüllerini alıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Şimdi Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ahmet Ligvani. Sayın Ligvani'yi sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet Sayın Ligvani'yi de tebrik ediyoruz. Şimdi NATA İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret ve Sanayi. Efendim şimdi Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret CEO Sayın Asım Cengiz. Buyursunlar Sayın Cengiz. Evet Sayın Cengiz'le tebrik ediyoruz. Şimdi MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahattin Demircan. Buyursunlar Sayın Demircan. Evet Sayın Demircan'ı da tebrik ediyoruz. Efendim şimdi FEKA İnşaat Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu üyesi Sayın Akın Erden. Buyurunuz Sayın Erden.
Evet, Sayın Erden'i de tebrik ediyoruz. Efendim şimdi İris İnşaat Genel Müdürü Sayın Selman Şansal. Buyurunuz Sayın Şansal. Evet, Sayın Şansal'ı da tebrik ediyoruz. Şimdi STFA İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Alp Yalçın Taşkent. Buyurunuz Sayın Taşkent. Evet, Sayın Taşkent'i de tebrik ediyoruz. Efendim şimdi Doğuş İnşaat ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüsnü Akan. Evet, buyurunuz Sayın Akan. Evet, Sayın Akan'ı da tebrik ediyoruz. Efendim şimdi MAPA İnşaat CEO Sayın Muratan Doruk Günal. Buyurunuz Sayın Günal. Evet, Sayın Günal'ı da tebrik ediyoruz. Şimdi Kur İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cenk Tankal. Buyurunuz Sayın Tankal. Evet, Sayın Tankal'ı da tebrik ediyoruz. Şimdi Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Özdoğan. Buyurunuz Sayın Özdoğan. Evet, Sayın Özdoğan'ı da tebrik ediyoruz. Efendim şimdi Zafer Taahhüt İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necati Yağcı. Buyurunuz Sayın Yağcı. Evet, Sayın Yağcı'yı da tebrik ediyoruz. Efendim şimdi Özgün Yapı Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Şentürk. Buyurunuz Sayın Şentürk. Efendim Şentürk'e de çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız törenimizin bu kısmında öncü konumlarıyla yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin ve inşaat malzemeleri ihracatının yolunu açan, yurt dışında önemli başarıları imza atan teknik müşavirlik firmalarımızı kutlamak istiyoruz. Şimdi teknik müşavirlik firma temsilcilerimize ödüllerinin takdimine geçmeden önce Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı Sayın İrfan Aker'i de sahneye davet etmek istiyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, Sayın İrfan Aker'i misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi teknik müşavirlik firmaların ödül verilmesine geldi. NKY Mimarlık Mühendislik CEO Sayın Birhan Emre Yazıcı. Buyursunlar Sayın Yazıcı. Sayın Yazıcı'yı da tebrik ediyoruz. Efendim şimdi Temel Su Uluslararası Mühendislik Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Demir İnözü. Buyursunlar Sayın İnözü. Evet, Sayın İnözü'yü tebrik ediyoruz. Şimdi Tekven Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı bir kez daha Sayın Metin Zayapan. Buyursunlar lütfen. Kendilerini tebrik ediyoruz Sayın Zayapan. Efendim şimdi Su Yapı Mühendislik ve Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Özgür Özatay. Buyursunlar lütfen. Evet, Sayın Özatay'ı da tebrik ediyoruz. Efendim şimdi Yüksel Proje Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Celal Akın. Buyurunuz Sayın Akın. Evet, Sayın Akın'ı da tebrik ediyoruz ve son kez ProYapı Mühendislik ve Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Koru'yu da sahneye davet ediyoruz ödülünü almak üzere. Buyursunlar lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız, ödül alan tüm değerli firmalarımıza ve tüm değerli isimlerimize alkışlarınızla çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bu tabloyu da aile fotoğrafıyla izninizle tamamlamak isteriz. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı ve sayın bakanlarımızı da sahneye davet etmek isteriz. Buyursunlar lütfen.
Efendim bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ödül alan tüm değerli firmalarımıza, tüm değerli isimlerimize alkışlarınızla çok teşekkür ediyoruz. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ödül törenimizin böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşriflerinden dolayı bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor ve zatı devletlerini saygılarımızla uğurluyoruz. Sağ olun, var olun, esen kalın, sağlıkla kalın efendim.